Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde bağlaçlardan bahsedeceğim sizlere. Hatırlarsanız edatlar gibi bağlaçlarda tek başlarına bir anlamı yok arkadaşlar ama farklı görevdeki sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlar arkadaşlar. Bağlaçlar. Adı da buradan gelmektedir. Birbirine bağladığı için cümleleri ya da sözcükleri bağlaç adını almışlardır arkadaşlar. Dilerseniz işte Türkçe'de en çok kullanılan bağlaçlara bakalım. Birkaçını hatırlarsanız edatlarda aynı olduğunu göreceksiniz ama buradaki görevlerine bakacağız arkadaşlar. Ama, ancak, fakat, lakin, ve ki en çok kullandığımız ve, de, ki, veya, çünkü, yalnız, ile ya da ise yine pek çok bağlaç var arkadaşlar. Burada en çok kullandıklarımızı almışlar. Demiş ki cümleden atıldığında bu birkaç istisna olabilir arkadaşlar. Tamamını kapsamaz ama şöyle bir kanı var. Bağlaçları biz cümleden attığımızda virgül veya noktalı virgül yerine getirebiliyorsak bu bağlaç demektir. Ama yine özellikle belirtiyorum. Bunun istisnaları var. Yani %90 oranında biz bir bağlacı cümleden attığımızda yerine virgül veya noktalı virgül getirebiliriz arkadaşlar. Bakalım mesela bilgili ve titiz biriydi. Atalım ve virgül getirelim yerine. Bilgili, virgül, titiz biriydi. Cümlede herhangi bir anlam kayması, herhangi bir bozulma olmadı arkadaşlar. Zaten burada gördüğünüz gibi bilgili ve titiz kelimelerinde ve bağlacı birbirine bağlıyor arkadaşlar. Seni aradım ama bulamadım. Yine ama bağlacı. Yine iki sözcüğü birbirine bağladı. Bu soruyu sen çöz veya o çözsün. Buraya virgül getirince pek karşılamıyor arkadaşlar. Yine istisna durumlardan birisi. Annemle ben sinemaya gideceğiz. Burada ile bağlacı var. Bakın ile edatı ve ile bağlacı. Unutmuyoruz arkadaşlar. İki tane sözcüğü birbirine bağlıyorsa yani ile ve sözcüğü getirilebiliyorsa ile bağlacının yerine bağlaçtır. Ama birliktelik ya da araç anlamı taşıyorsa edattır. Bu bilgiyi unutmuyoruz arkadaşlar. Buraya geldim çünkü seni görmek istedim. Yine çünkü bağlacı. İki tane yüklemi, iki tane cümleyi birbirine bağladı. Pikniğe sen de gelmelisin. Evet, de bağlacı arkadaşlar. Toplum olarak bunun yazılışında biraz sorunumuz var. En klasik tabiriyle size söylüyorum. Cümleden attığımızda cümlenin anlamı değişmiyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılır. Pikniğe sen gelmelisin. Arkadaşlar burada D bağlacını attığımızda cümlede herhangi bir değişiklik olmadı, bir anlam daralması olmadı. Lütfen günlük hayatınızda da işte kullandığınız sosyal medyada da mesajlaştığınızda da bu D bağlacının yazımına lütfen dikkat edin. Evet, bu not çok önemli arkadaşlar. Bunu hem zihninize hem defterinize not edin. Şimdi ancak ve yalnız sözcükleri. Bu sözcükler arkadaşlar hem bağlaç hem de edattır. Hangi durumlarda edattır? Sadece anlamı taşıyorsa arkadaşlar, sadece anlamı taşıyorsa edattır. Şunu silelim, bu yanlış çıkmış. Ama anlamı taşıyorsa bağlaçtır arkadaşlar. Unutmuyoruz, tekrar ediyorum. Ancak ve yalnız sözcükleri sadece anlamı taşıyorsa edat, ama anlamı taşıyorsa bağlaştır. Şimdi bunun örneklerine bakalım. Derse yalnız ben geldim. Derse ama ben geldim oldu mu? Olmadı. Derse sadece ben geldim. Evet, karşıladı. Edattır. Geldim ama yoktun. Geldim ancak yoktun. Bakın arkadaşlar, burada da bağlaştır. Geldim sadece yoktun. Çok farklı bir anlam oldu arkadaşlar. O yüzden geldim ama yoktun. Geldim ancak yoktun. Burada da bağlaçtır. Lütfen bu ayrımı iyice kavrayalım. Bu adresi yalnız o bulur. Bu adresi sadece o bulur. Okudum, yalnız anlamadım. Burada tam çıkmamış. Yine burada da okudum ama anlamadım. Bağlaç anlamındadır arkadaşlar. Lütfen, evet tekrar geleyim o nota. Bu kavramı şöyle ünlem de yapayım.
çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ancak ve yalnız sözcükleri sadece anlamındaysa edat ama anlamındaysa bağlaçtır. Bu konuda hemfikiriz. Devam edelim arkadaşlar. Yine az önce bahsettim. İle sözcüğü hem edattı hem de bağlaçtı. Hangi durumlarda edattı? Araç ya da birliktelik anlamı taşıyorsa edat ve bağlacının yerine kullanılabiliyorsa bağlaçtı arkadaşlar. Bakalım örneğimize. Bu konuyu öğretmenimle konuştum. Burada birliktelik anlamı var. Yani şöyle yapalım sağlamasını. Bu konuyu öğretmenim ve konuştum. Uydu mu? Uymadı. Edattır. Öğretmenimle ben ders çalıştık. Burada uygulayalım. Öğretmenim ve ben ders çalıştık. Bakın burada ile bağlacının yerine ve bağlacını kullanabildik. Burada bağlaçtır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, yine edatlarda olduğu gibi bağlaçlar da farklı anlamlar oluşturur. Yani cümleye anlam katar. İşte neden anlamı. Okulu kazandım ki buraya geldim. Buraya gelmesinin nedeni neymiş? Okulu kazandım. Bunun da anlamı veren ki bağlacı. Bakın ayrı yazılmış. Sınava Mehmet de girmiş. Eşitlik. Senin girdiğin gibi Mehmet de girmiş anlamında sınava. Ve ayrı yazılmış. Yine sizden ricam. D bağlacı arkadaşlar. Ayrı yazılır. Bakın bağlaç diyorum. Dışarı çıkmadı çünkü kar yağıyordu. Niçin dışarı çıkmadı? Kar yağdığı için. Burada da çünkü bağlacıyla nedeni bize vermiş arkadaşlar. Ödevini bitirdi mi ki? Yine kuşkusu var bitirmediğine dair. Bakın soru edatımız ve bağlacımız yan yana. Küçümseme, çalışacak da başaracak. Yani bunu daha çok yakın çevremiz, velilerimiz yapıyor. O tabii sizi biraz daha motive etmek için. Arkadaşlar bağlaçlar konumuzda buraya kadardı. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere.